Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Dostlarım merhabalar. 7. ünitemizin 31 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlarım sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuz diyor ki tanjant x'i verdim sana diyor. Buna göre sinüs pi bölü 2 artı x değeri nedir diye bir soru sormuş. Burada da dar açı cinsinden yazma diye bir başlık altında konuyu anlatmıştım arkadaşlarım. Yine izleyebilirsiniz videomuzu. Şöyle demiştik. Pi bölü 2 olduğu takdirde sinüs ismini değiştirecek. Yani sinüs artık kosinüs olacak ve x değerini alacak. Pi bölü 2 olduğunda 3 pi bölü 2, 5 pi bölü 2 gibi pi bölü 2'nin katları olduğunda isim değiştiriyor kardeşim. Sinüs ise kosinüs oluyor ve artık pi bölü 2 gitti, x kaldı. Kosinüs x. Ama bir de bölgesine bakacaksınız bunun. Hemen şöyle bölgeyi kontrol edelim. Bak ne diyordu? Pi bölü 2 artı x. Yani 90'ın üstüne bir açı ekle diyor. Şu bölgeye denk gelir. Demek ki ikinci bölgede. Peki ikinci bölgedeyken sinüsümüz, yani değişmeden önceki haline bakacaksınız. Sinüs ikinci bölgede nasıldı dostum? Artı. O zaman bu da artı olacak. Artı kosinüs x'i soruyormuş bize diyebiliriz. Peki ne biliyoruz? Tanjant x. Hemen dik üçgenimi çizdim. X açısı, tanjant dediğim karşı bölü komşuydu. Bir de Pisagor patlattık. 9 artı 1'den kök 10 geldi. Kosinüs x ne olacak? Komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10. Onu da kök 10'la genişletiyorum arkadaşlarım. 3 kök 10 bölü 10 geldi sorumuzun cevabı. İkinci sorudayız. Bakın 3 pi bölü 2 isim değiştirecek sinüs x olacak. Bir de bölgesini kontrol edelim bu keratanın. 3 pi bölü 2 demek pi'yi 180 kabul ediyorum. 180 bölü 2'den 90. 3 ile 90 270 yaptı. Yani 270 dereceden bir açı çıkacak. Geriye doğru getireceğim. Şu 3. bölgeye denk geldi. Peki 3. bölgede kosinüslerimiz, yani isim değiştirmeden önceki hali neydi bunun? Eksi kosinüstü. O yüzden buraya da eksiyi çaktım. Çarpı diyor, tanjant bilmem ne. Şimdi 5 pi bölü 2 kaç derece yapar? Pi bölü 2 90'dır. 5 ile çarptım 90'ı, 450. Yani 360'ı yaptım. Bir de artı peşine 90 derece gittim. Şuraya geldi. Buna da diyor x açısını ekleyin. O da nereye geldi o zaman? İkinci bölgeye denk düştü. Peki ikinci bölgede tanjant önce isim değiştirsin. Kotanjant x olsun da. İkinci bölgede tanjantlarımız neydi dostlarım? Artı bölü eksiden, yani sinüs bölü kosinüs artı bölü eksiden eksiydi bunlar. O halde bu da eksi olacak. Peki eksi sinüs çarpı eksi kotinüs kotanjant soruyormuş. Bir kere eksi ile eksinin çarpımı artı. O yüzden cevabımız bir kere kesinlikle artı gelecek. Sinüs x ile kotanjantı çarpın diyor. Yani kosinüs bölü sinüs x'i çarpın diyor. Bunlar da gitti. Geriye kosinüs kaldı. Şuna bakalım. 3 numaralı sorumuz ne diyormuş? Kotanjant x'i vermiş yine bize arkadaşlarım. K olarak. Buna göre tanjant bilmem ne, kotanjant bilmem ne ifadesinin değeri nedir diye bir soru soruyor. Önce şuna bir bakalım. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi, kotanjant x oldu. Bir bölgeye de bakacağız şimdi tabii ki dostlarım. Pi bölü 2 90 derece demek. Üstüne biraz açı koyduğum için şu bölgeye denk geldi. Bu bölgedeki tanjantlarımız artı bölü eksiden eksi olduğu için bunun da değeri eksi olacak. Şuraya bakalım. Şimdi arada eksi varmış, onu da yazıyorum. 3 pi bölü 2 eksi x. 3 pi bölü 2 270 derece. 270'ten biraz açı çıkart diyor. 3. bölgeye denk geldi. Peki bu bölgede kotanjantlarımız eksi bölü eksiden artı olacak. Bu adam artıdır. İsim değiştirdi, tanjant haline döndü. Tanjant x oldu. Artı dedim. Önünde de eksi vardı. Yine eksi durmaya devam ediyor kardeşim. Peki, şimdi bize ne soruyormuş? Kotanjant x, tanjant x'in ikisinin değerlerini soruyormuş. Kotanjant x'i zaten k diye biliyoruz ya arkadaşlar biz. O halde burası k ise eksi k geldi buradan. Başka tanjant x lazım. Tanjant x de niye eşitti? Kotanjant x k ise tanjant x de bunun takla atmış haliydi. 1 bölü k.
O halde bir de eksi 1 bölü k. Çarpalım. K ile bunun çarpımı eksi k kare. Bir de eksi 1 var. Bölü k geldi arkadaşlarım. Eksi parantezini alırsak eksi parantezinde k kare artı 1 bölü k çıktı. Zaten hemen de yanındaymış cevap. Ceyhan'daymış cevabımız dedik. Ve geldik 4 numaraya. Şimdi bakın 270 derece. Neydi 270? 3 pi bölü 2. Demek ki 3 pi bölü 2 olduğu için bir kere isim değişecek. Sekant dediği için kosekant oldu. Bu artık coseç. X haline döndü. Peki sekantımız bu bölgede hangi bölgeye denk düşüyor? 270'e biraz açı eklersem 4. bölge. Buradaki sekant dediğimiz 1 bölü kosinüs olacaktı arkadaşlarım. Kosinüsler artı olduğu için bu da artı haline döndü diyebiliriz artık. Peki bize neyi soruyor kardeş bu? 5 bölü 3'ü vermiş bize. Neyin 5 bölü 3'ü? Sekantın 5 bölü 3'ü. Yani kosinüs 1 bölü kosinüsü 5 bölü 3 vermiş. O halde kosinüs x'imiz, daha doğrusu pardon, kosekant x'i 5 bölü 3 vermiş. Heh, şimdi oldu. Bunu çevirdik, buraya getirdik. Kosekant x 5 bölü 3 demek 1 bölü sinüs x 5 bölü 3 demektir. Yani sinüs x eşittir 3 bölü 5 oldu. Şimdi sinüs x'i biliyoruz. 3 bölü 5. Hemen dik üçgende gösterelim bunu. X açısı sinüs karşı bölü hipotenüs. O halde komşumuzda 4 oldu. Bizden ne istiyor? Tanjant 90 artı x'i. 90 pi bölü 2 demek isim değiştirecek kotanjant x oldu. 90 artı x, bir de işaretine bakıyorum, şu bölgeye denk geliyor. Bu bölgede de sinüsler artı kosinüsler eksi olduğu için tanjantlarda eksi bölü artıdan ya da artı bölü eksiden eksi gelecek. Demek ki bu da eksi kotanjant x'i istiyormuş bizden. Kotanjant x 4 bölü 5'tir. Eksilis, yok 4 bölü 3'tür pardon kotanjant x. Eksilisi olduğu için eksi 4 bölü 3'tür. Sorumuzun cevabı dedik kardeşlerim. Ve geldik hemen 32 numaralı köşe taşımıza. Süremiz de yeterli gibi gözüküyor. Biraz çözelim buradan. Şimdi birinci soru. Pi, 2 pi gibi pi'nin katlarında da isim değiştirmiyordu dostum. Yani kosinüsse yine kosinüs olacak. O halde bu kosinüs alfa demektir. Biz işaretine bakacağız sadece. Pi burası. Artı alfa dediği zaman bu bölgeye denk düştü. Bu bölgedeki kosinüslerimiz eksi olduğu için bu da eksi kosinüs alfa geldi. Çarpı 2 pi isim değiştirmeyecek. Yine kotanjant alfa olacak. 2 pi 360 şurası yani. Alfa çıkartın diyor. Biraz geriye gelin diyor. Şu bölgeye denk düştü. Peki bu bölgede kosinüslerimiz artı, sinüslerimiz eksi olduğu için artı bölü eksiden kotanjantlarımız da eksi olacak. Dolayısıyla bu da eksi. Bir kere eksiyle eksiyi çarpıyorum. Sonuç kesinlikle artı çıkacak arkadaşlarım. Bunun bir artı olduğunu bilelim. Zaten şıkların hepsi de artıymış. Sinüs alfayı vermiş. Hemen dik üçgen çiziyorum. Alfanın sinüsü karşısı kök 6, hipotenüsü 6'ymış. 36'dan 36 bunun karesi. 6 da bunun karesi. 36'dan 6 çıktı. Kök 30 geldi galiba burası. Neyi soruyor? Bu işlemin çarpımı. Kosinüs alfa. Komşu bölü hipotenüs yani kök 30 bölü 6 çarpı kotanjant alfa komşu bölü karşıdan kök 30 bölü kök 6 geliyor dostum. Bu da ne yaptı? Yukarısı 30 aşağısı 6 kök 6 geldi. 6 ile de bunlar sadeleşsin. 5 bölü kök 6 çıktı sorumuzun cevabı. Ve 2 numaraya geçtim ben de böylelikle. Evet, tanjant 3 pi eksi x diyor arkadaşlarım. Bir kere 3 pi olduğu için isim değiştirmeyecek, yine tanjant x gelecek. Şimdi 3 pi dediğimiz şey, içinden 2 pi çıkartırsam pi kalır, yani esas ölçüsü pi'dir. Pi'den bir açı çıkartın diyor, biraz geri gelin diyor, şu bölgeye denk geldi. Peki bu bölgede sinüsler artı, kosinüsler eksi olduğu için artı bölü eksiden tanjant da eksi olacak, eksi tanjant x. Çarpı. Bu ne diyor? Kosinüs pi artı x. Yani 180'e biraz açı ekleyin diyor. Bu bölgeye geldi. Peki bu bölgede kosinüslerimiz eksi olduğu için eksi kosinüs x'e döndü bu da. Tamam. Şimdi bir kere şurayı bir yapalım, şu çarpma işlemini. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Tanjant dediğim sinüs x bölü kosinüs x
Çarpı bir de yanında kosinüs x var. Bunlar gitti. Şurası sinüs x geldi arkadaşım. Eksi. Geldik buraya şimdi. Burayı konuşalım birazcık. Burada da diyor ki 3 pi bölü 2 isim değiştirecektik. Kosekant olacak bir kere. Kosekant x halini aldı. Peki bölgesine de kontrol edelim. Bölgemiz 3 pi bölü 2'den biraz açı çıkartıyorum. Şu açıya denk geliyorum arkadaşlarım. Ve bu açıda sekantlarımız yani 1 bölü kosinüslerimiz eksi olduğu için buna da eksiyi çaktım şuraya. Demek ki bu neymiş? Eksi 1 şöyle yazayım. Elhamdülillah. Sizler de görün goberler. Eksi şuraya yazalım. Eksi 1 bölü kosekant x'miş arkadaşlar. Kosekant neydi? 1 bölü sinüs. O halde 1 bölü sinüse de takla attıralım. Eksi sinüs x oldu burası. E bir de başında eksi var. Artı sinüs x oldu kardeşim. İki tane sinüs x haline döndü. Bak sinüs x eksi burada var. Eksi de bundan geliyor. Artı sinüs x oldu. İki sinüs x haline döndü goberler. Evet ve geldik biz de böylelikle 3 numaralı köşe taşımıza. 3. sorumuza. Bakalım ne diyor? Bu da güzel bir soru arkadaşlarım. Hemen bunu da gömelim bir. Diyor ki şimdi tanjant x'i verdim sana diyor. Sen bu durumda bana sinüs şu pi artı x. Bir kere isim değiştirmiyorum. Yine sinüs x yapıyorum. Sinüs x bölgesini de kontrol edelim hemen şurada kenarda. Bölgeyi bulalım. 180'e biraz açı ekleyin diyor. Şuraya denk düşüyor. Peki bu bölgede sinüsü soruyordu bize. Sinüslerimiz eksi olduğu için bu da eksi sinüs x halini aldı. Çarpı diyor. Şimdi şuna bakalım. 5 pi. Bir kere isim değiştirmeyecek. Kosinüs x olacak. İşaretine bakacağım ben. 5 pi'nin içinden 2 pi, 2 pi yani 4 pi'yi çıkarttım. Pi kaldı. Pi eksi x. 180'den biraz geriye gidiyorum arkadaşlarım. Şu bölgeye denk düştüm. Peki bu bölgede kosinüslerimiz eksi olduğu için bu bölgedeki kosinüsler bu da eksi geldi. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı bir kere sonuç artı olacak. Sinüs x ile kosinüs x'in çarpımını soruyor dostum bize. Sinüs x çarpı kosinüs x. Biz neyi biliyoruz? Tanjantı biliyoruz. Hemen şurada dik üçgenimi çizdim. Şu benim x açım olsun. Tanjant karşısı a, komşusu 1'miş. A bölü 1. Hemen Pisagor yaptım. A kare artı 1'in karesi. Kök içinde buraya geldi kardeş. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Yani a bölü kök içinde a kare artı 1. Çarpı kosinüs x komşu bölü hipotenüs 1 bölü kök içinde a kare artı 1. Üstleri çarpıyorum a geliyor. Altları çarpıyorum kök kalkıyor a kare artı 1 geliyor. A bölü a kare artı 1 yani cevabım Edirne'deymiş dostlar. Dördüncü sorumuz x açısı 0 ile 90 arasında yani bir dar açıdır diyor x açısı. Buna göre tanjant 630 yok sinüs 180 eksi x'i vermiş yani İsim değiştirmiyordu 180'de sinüs x oluyordu. Hemen bir de bölgeye bakalım. 180'den biraz açı çıkarttım. İkinci bölgeye denk geldi. İkinci bölgedeki sinüslerim artı olduğu için bu da artı sinüs x oldu. Yani artı sinüs x kök 6 bölü 3'müş. Ne istiyor? Tanjant 630. İçinden bir 360 çıkaralım bu keratanın arkadaşlarım. 360 çıkartırsak. Şöyle bir çıkartalım. Esas ölçüsünü bulmaya çalışıyorum çünkü dostlar. 630'dan 360'ı çıkartıyorum. 0. 13'ten 6 çıktı. Ne geliyor lan? 13'ten 6 çıkınca 7. 5'ten 3 çıktı. 270. 270 kalıyormuş bunun esas ölçüsü. Yani 3 pi bölü 2. Yani bir kere isim değiştirecek kotanjant x haline döndü. Şimdi bölgesine bakalım. 270'e x açısını ekledim. Bu bölgeye denk düştü arkadaşlarım. Bu bölgede tanjant dediğim şey kosinüsler artı, sinüsler eksi, eksi bölü artıdan tanjantlar eksi geliyor. Demek ki buradaki kotanjant da eksi olacak. Eksi kotanjant x'i soruyormuş bize bu adam. Peki hemen dik üçgenimi çizdim. X açısı neydi? Sinüs karşısı kök 6, hipotenüsü 3. 9'dan 6 çıktı. Burası da kök 3 geldi. Dostum kotanjant x'i soruyor. Komşu bölü karşıdan eksi kök 3 bölü kök 6 geldi. Hatta bunu da sadeleştirelim. 1 bölü kök 2 geldi. Eksi 1 bölü kök 2 de eksi kök 2 bölü 2'ye dönüştü dostlarım. Cevabımız Bursa'daymış dedik. Evet 32 numarayı da
bitirmiş olduk böylelikle. 33'ü aldık önümüze. Şimdi geldik buraya. Kotanjant eksi x var dostum. Bak burada da şunu bil arkadaş. Parantezin içinde eksi varsa bunun kotanjant, tanjant ve sinüs bu eksiyi dışarıya salıyor. Sadece kosinüs içerideki eksiyi yutuyor. Yani kotanjant eksi x demek eksiyi dışarıya salıyor, eksi kotanjant x demektir. Çarpı. Şimdi 180 artı x, bunu görünce ne yapıyordum? Dar açı cinsinden yazacağım. 180 isim değiştirmiyor, sinüs x yapıyor. Bölgesine bakalım. 180'e bir açı ekledim. Şuraya denk düştü. Buradaki sinüslerimiz eksi olduğu için bu da eksi geldi. Çarpı eksi sinüs x oldu burası. Şöyle oldu. Bölüm. Kosinüs arkadaşlarım, kosinüs içerideki eksiyi yutuyordu. Demek ki kosinüs x olacak. Yuttu. Dışarıya salmıyor. Yuttu. Peki düzenleyelim şimdi kardeşler. Bir kere eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından bunların artı olduğunu düşünelim. Kotanjant x dediğim kosinüs x bölü sinüs x'in çarpı bölümüdür. Çarpı, burada bir sinüs x var, bölü paydada da kosinüs x var. Şunlar gitti, kosinüs x bölü kosinüs x kaldı. Onun da cevabı 1 çıktı kardeşim. Geldim buna. Bak şimdi burada ne yapmış? X eksi pi bölü 2 demiş. Ben bunu şöyle yapayım mı? Sinüs eksi parantezinde, şunu şöyle köşeli parantez yapayım. Eksi parantezinde pi bölü 2 eksi x olur dedim. Eksi parantezine aldım. Peki sinüs eksiyi ne yapıyordu dostum? Dışarıya salıyordu değil mi? Eksi sinüs pi bölü 2 eksi x oldu. Peki pi bölü 2 olunca isim değiştiriyordu. Kosinüs haline dönüyor. Eksi kosinüs x oldu. Bir de işaretini kontrol edelim. İşaret pi bölü 2'den x çıktı. Yani 90'dan bir açı çıkarsa şuraya denk düşüyor. Bu bölgede sinüslerimiz artı olduğu için arkadaşlarım, bunun işareti de artı olacak. Yani işaret değişmeyecek demektir bu. Yine eksi kosinüs x haline döndü burası. Peki. Ve bize bunu vermiş eksi 4 bölü 5 diye. Tamamdır hocam. Hatta eksi ile eksiyi sadeleştirelim. Biz kosinüs x'i biliyoruz. 4 bölü 5 olduğunu. Şimdi gelelim şuna. Şurayı da eksi parantezine alalım. Eksi parantezine aldığımda kotanjant bu eksiyi ne yapıyordu? Dışarıya salıyordu. Eksi kotanjant pi artı x oldu burası. Peki pi'de isim değiştirmiyordu. Yine kotanjant x oldu. Pi artı x demek 180'den biraz öteye git demek 3. bölge. 3. bölgedeki kotanjantlarımız eksi bölü eksiden artı olduğu için şurası artıdır. Başında da eksi var, yine eksiye döndü. Yani eksi kotanjant x'i soruyormuş bize. Hadi dik üçgen çizelim. X açısı 90 derece, komşu bölü hipotenüs 4 bölü 5, burası 3 oldu. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. 4 bölü 3 olacak dostum sorumuzun cevabı. Ama başında da eksi olduğu için eksi 4 bölü 3 geldi keratalar. Evet gobeller, şundayız. Olduğuna göre diyor sinüs alfa eksi 3 pi değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Hadi bakalım neler gelecek görelim. Şimdi öncelikle şurası. Eksi parantezine alınacak kotanjant. Eksi parantezinde pi eksi alfa geldi ve bu 2'ymiş. Kotanjant eksiyi dışarıya salıyordu. Eksi kotanjant pi eksi alfa eşittir 2 geldi. Pi olunca isim değiştirmiyordu. Kotanjant alfa diye yazıyorum yine. Başında da eksi var. Bir de işaretini kontrol edelim. Pi'den alfa çıktı. İkinci bölgeye denk düşüyormuş ki ikinci bölgede kotanjant eksi olduğu için bu da eksi geldi. Bir de başında eksi var. Bu artıya döndü. Artı kotanjant alfa 2 geldi. Şimdi bizden ne istiyor bu adam? Sinüs değerini istiyor. Sinüs şöyle yazalım. Eksi parantezine alalım. 3 pi eksi alfayı istiyor. Peki sinüs eksiyi ne yapıyordu? Dışarıya salıyordu. Eksi sinüs 3 pi eksi alfayı bizden istiyor. 3 pi'nin esas ölçüsü, içinden bir 2 pi çıkarttım, pi kaldı. Pi olduğu zaman isim değiştirmiyordu. Yine sinüs alfa diyeceğim ben ama bir de bölgesini kontrol edelim.
180'den bir açı çıkarttın diyor. İkinci bölgeye denk düştü. Ve bu ikinci bölgede sinüsler artı olduğu için burası artı. Bir de başında eksi var. Eksi sinüs alfa geldi. Şimdi biz neyi biliyorduk? Kotanjant alfayı. Şöyle gösterelim. Alfa, kotanjant neydi? Komşu bölü karşısı demek ki 1'miş. 2 bölü 1. Hipotenüsünü de bulalım. 4 artı 1'den kök 5. Sinüs alfayı soruyor. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Bir de başında eksi olduğu için eksi 1 bölü kök 5. Kök 5 ile genişletiyorum her iki tarafı. Eksi kök 5 bölü 5 geldi sorumuzun cevabı. Eksi kök 5 bölü 5 de Bursa şıkkında mevcut. Geldik buna. Bakalım ne diyor. İşleminin sonucu nedir diye bir soru sormuş. Dostum, kosinüs ne yapıyordu? Yutuyor. O zaman bu direkt kosinüs alfa. Şimdi şunu da eksi parantezine alırsak, şurada bir eksimiz var, o bir dursun, şu eksiyi yazdım. Şunu da eksi parantezine alalım. Sinüs eksi parantezinde pi artı alfa geldi. Sinüs eksiyi dışarıya salıyordu. Eksi dışarıya salınca artı sinüs pi artı alfa oldu burası. Çarpı kotanjant, bir de şurası var. Peki kotanjant pi artı alfa. İsim değiştirmiyor. Kotanjant alfa oldu yine. Ama bir de işaretini kontrol edelim kardeşim bunun. İşareti de pi artı alfa olduğu için 180'e bir açı ekledim. Buraya geldi. Eksi bölü eksiden artı geldi bu. Şunu da çevirelim şimdi arkadaşlarım. Kosinüs alfa artı, şunu çeviriyorum. Pi olduğu için isim değiştirmedi. Yine sinüs alfa. Şu bölgede sinüslerimiz eksi olduğu için eksi sinüs alfadır bu. Şuraya eksi sinüs alfa yazayım. Çarpı kotanjant alfa. Kotanjant alfa da kosinüs alfa bölü sinüs alfadır. Peki sinüs alfalar gitti. Eksi çarpı kos alfa. Yani kos alfa eksi kos alfa geldi. Kostan da kos çıkınca sıfır kaldı. Sorumuzun cevabı goberler. Evet, 33'ü de gömdük. Hemen 34 numarayı şöyle koyduk önümüze ve 34 numarayı gömmeye başlayacağız arkadaşlar. Ne diyor birinci sorumuz? İşleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi 330 derece arkadaşlarım. 330 dediğim, şurada kenarda bulayım. Sinüs 330, 360 eksi 30 derece demektir. Yani başka bir deyişle 2 pi eksi 30 derece demektir. 2 pi olduğu için isim değiştirmiyor. Yine sinüs 30 diye yazıyorum. 2 pi gitti. Ama işaretini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. İşaretimiz 2 pi'den biraz açı çıkacak. Geri geleceğim. 2 pi burası, biraz geri geldim. Şu bölgeye denk düştü. Bu bölgedeki sinüslerimiz eksi olduğu için eksi sinüs 30 oldu kardeşim. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 geldi. Artı tanjant 135. Dostum bunun değerini direkt biliyorum. Eksi 1'dir tanjant 135. Bakın pay kısmını bulduk. Hemen bölü payda kısmına geliyorum şimdi. 210. Şimdi kosinüs 210 derece demek. Kosinüs 180'in üstüne 30 derece ekleyin demektir kardeşim. Yani kosinüs pi artı 30 demektir. Pi olduğu için isim değiştirmeyecek. Kosinüs 30 diyeceğim ama işaretini kontrol etmeliyim. Pi'nin üstüne, yani 180'in üstüne bir 30 eklersem şu bölgede bir yerde olur bu açı. Ve bu bölgede kosinüslerimiz eksi olduğu için bu da eksi kosinüs 30 olacak. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2'dir. O halde eksi kök 3 bölü 2 olacak burası. Hadi düzenleyelim. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Eksi 1 ile topladım. Eksi 3 bölü 2 geldi. Üst taraf. Bölü. Alt tarafta eksi kök 3 bölü 2'ydi. Çarpı 2 bölü kök 3 diye yazalım. Eksisini de koydum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İkiler de gitti burada. 3 bölü kök 3'müş sorumuzun cevabı. O da kök 3 ile çarpıp kök 3 ile çarparsam 3 kök 3 bölü 3'ten sadece kök 3 kalıyor. Birinci sorumuzun cevabı Edirne'ymiş. Geldim 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Şimdi sekant 4 pi bölü 3 dostum. 4 pi bölü 3. Pi bölü 3 60 derece demek. 4 ile çarp 240 oldu.
secant 240 çarpı pi bölü 4 45 derece demektir. Pi bölü 4 45'i de 7 ile çarpıyorum. 35 elde var 3. 7 kere 4 28. 3 daha 31. 315 derece demekmiş. Bu da kotanjant. Kotanjant 315. Şimdi 240 dediğim şey şöyle yazılabilir. Sekant 270 eksi 30 diye yazabilirim bunu. Ya da 180 artı 60 da yazabilirdim. Bu geldi aklıma, bunu yazdım. Kotanjant 315 demek. Kotanjant 360 eksi 45 demektir. Bunu da böyle yazdım. 270 3 pi bölü 2 idi kardeşim. Yani isim değiştirecek. Cosecant olacak. Cosec 30 gelecek burası. İşaretini kontrol etmeyi unutmayın ama. 270'ten 30 çıkınca şuradaki bölgede bir açıya denk düşüyor bu kardeşim. Ve buradaki secant, yani 1 bölü kosinüs dediğimiz şey, kosinüsler eksi olduğu için eksi, buraya da eksiyi çaktım. Çarpı, şimdi bununla neyi çarpacağım? Kotanjant bu. 360 2 pi demek. Yani isim değiştirmeyecek. Yine kotanjant 45 olacak. Ama bölgeye bakalım. 360'dan 45 çıkınca şu dördüncü bölgeye denk gelir. Ve burada kosinüsler artı, sinüsler eksi olduğu için artı bölü eksiden eksi gelir bunun işareti. O yüzden bu da eksi olur. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı bir kere artı bir sonuç çıkacak dostum. Yani Adana ile Bursa'yı ben direkt eledim kafada. Kosekant 30. Yani 1 bölü sinüs 30 demektir bu. Çarpı kotanjant 45. 1 demektir kardeşim. Onu da yazalım. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Ters çevirdim. 2 oldu. Bir de 1 ile çarpın diyor. 2 çarpı 1'den 2 geldi sorumuzun cevabı. Ve geldik 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Olduğuna göre x kaç derece olabilir diye bir soru sormuş bize. Sinüs 225 ile tanjant x'i çarpmış arkadaşlar. Sinüs 225. 180 artı 45 derece diye yazılabilir 225. O halde ben de öyle yazdım. 180 olduğu için isim değiştirmeyecek. Yine sinüs 45 olarak yazılacak. Ama bir de işaretini kontrol edelim arkadaşlarım. Hemen bölgesini şurada gösteriyorum. 180'e 45 eklersem şu bölge. Ve bu bölgede sinüsler eksi olduğu için eksi sinüs 45. Yani sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Bir de eksisi var başında. Peki bir de yanında tanjant x ile çarpmış bunu dostum. Oradan sonra da sonuç ne gelmiş? Eksi kök 6 bölü 2. Bak eksi kök 6 şu demek değil mi? Eksi kök 2 bölü 2 çarpı kök 3 demek değil midir arkadaşlarım? Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6. Eksi kök 6 bölü 2. E şimdi bunlar sadeleşse tanjant x dediğim kök 3 olmadı mı kardeşim? Tanjant x eşittir kök 3. Peki tanjant kaç kök 3'tür? Tanjant 60 derece kök 3'tür. O halde x dediğim şey 60 derecelik bir açı olabilir. Ha şimdi 60 yok. O halde şöyle yazalım. Tanjant kaç başka? Mesela 240'ı deneyelim arkadaşlarım. 150, 180 eksi 30. 180 eksi 30'dan 30'dan 60 gelmez. 180 eksi 45, bundan da 60 gelmez. 30 zaten bizim bildiğimiz 30. 240, 180 artı 60'tır. Bak bundan gelir. Bu da 300 eksi, 360 eksi 60'tır. Bundan da gelebilir. Denizli'yi deneyelim. Bakalım 60 geliyor mu? Tanjant 240. Bakalım tanjant 60'a eşit gelecek mi? Yani kök 3 çıkıyor mu? Tanjant 240, tanjant 180 artı 60 demektir. 180 olduğu için isim değiştirmiyor. Tanjant 60 olarak yazılıyor kardeşim yine. Bir de işaretini kontrol edelim bu keratanın. Kaçıncı bölgeye 180'e 60 ekleyin. Şu bölgeye denk düşüyor. Burada da tanjantla eksi bölü eksiden artı geldiği için evet tanjant 60'a eşittir. Demek ki 240 derecede 60 olduğundan tanjantta, o yüzden tanjant 240'da kök 3 olabilirmiş. Demek ki cevap 240. Geldik 4 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor.
İşleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş. Hadi gelin esas ölçülerini bulalım bunların. Şundan bir 720 çıkartalım 840'tan. 720 çıkartırsak 0, 14'ten yok 4'ten 2 çıktı. 2, 120. Demek ki tanjant 120'ymiş bu kardeşim. Önce bunu bir yazalım. Tanjant 120 çarpı 1935. 1935'in esas ölçüsünü bulacağım. İçinden 1800'ü bir çıkartalım. 360'ın katı olan 1800'ü bir çıkartalım içinden. 5'ten 0 çıktı, 3'ten 0 çıktı, 9'dan 8 çıktı, 1, 135. Demek ki bu da sinüs 135'miş. Bölü kosinüs 570. Bunun içinden de bir 360'ı çıkartalım. 570'ten 360 çıkarsa 0, 1, 210. Demek ki bu da kosinüs 210. Kosinüs 210 da 180 artı 30 demektir arkadaşım. Bunu da böyle yazdım. Şimdi tanjant 120. Dostum, tanjant abi kardeşi zıt işaretli yapıyordu. Tanjant 60 köküç olduğu için tanjant 120 eksi köküç olacak. Çarpı sinüs 135. Sinüs 45 ile aynıdır. Sinüs ayrımcılık yapmıyordu. İkisi de aynı işaretle abi kardeş arasında. Sinüs 45 demektir. Kök 2 bölü 2. Bölü şurayı buluyorum şimdi. Kosinüs olduğu için ve 180 dediğinden isim değiştirmeyecek. Kosinüs 30 olacak. Bölgesini kontrol ediyorum. Şu bölgede kosinüslerim eksi olduğu için eksi kosinüs 30. Yani eksi kosinüs 30'da kök 3 bölü 2. Peki yukarısını çarpıyorum. Eksi kök 6 bölü 2. Çarpı bunu da ters çeviriyorum. 2 bölü eksi kök 3. 2'ler gitti. Eksi ile eksi artı yaptı. Kök 6 bölü kök 3. Sadeleştirirsem kök 2 kaldı. Sorumuzun cevabı Denizli'deymiş Goberler. Evet, 34 numarayı da hemencecik hallettik. Geldik 35 numaralı köşe taşımıza. Olduğuna göre diyor, kotanjant 310 ifadesinin x türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi 310'u bulalım biz bir önce arkadaşlar. Kotanjant 310, kotanjant 270 artı 40 demektir kardeşim. 270'i 40'la topladığında kotanjant 310 yapar. Peki 270 3 pi bölü 2 idi. Yani isim değişecek. Kotanjant 40 olacak burası. Tanjant 40 pardon. İsim değişti. Tanjant 40 oldu. Bir de işaretini kontrol edelim. 270'e birazcık açı eklediğimde şu bölgeye denk düşüyor. Bu bölgedeki kotanjant dediğimiz şey artı bölü eksiden eksi olacak. Demek ki tanjant eksi tanjant 40'mış arkadaşlarım bu. Tanjant 40'ta x olduğu için eksi x'miş sorumuzun cevabı dedik Goberler. Ve geldik 2 numaraya. Sinüs 10. Sinüs eksi 10. Sinüs ne yapıyordu kardeşlerim? Sinüs direkt içindeki işareti dışarıya salabiliyordu. Hemen dışarıya saldım sinüsün işaretini. Eksi sinüs 10 oldu burası. Eksi 2 çarpı kosinüs 260. Kosinüs 260 da dostum şuna eşit. Kosinüs 270 eksi 10 demektir. Bunu bulacağız şimdi dostlar. Bu da bize cevabı ulaştıracak. Bir kere sinüs 10 m demekti. Eksi m burası. Eksi 2 çarpı 270 3 pi bölü 2 idi. İsim değiştirecek. Sinüs 10 olacak. Ama bir de işaretini kontrol edelim şöyle yukarıda. 270'ten biraz açı çıkarttım. Üçüncü bölgeye denk geldi. Burada kosinüsler eksi olduğu için bu da eksi sinüs 10 geldi dostum. Demek ki eksi m, eksi 2 çarpı şurası da eksi m yaptı. Artı 2 m'ye döndü. Toplarsanız da m çıktı sorumuzun cevabı. Ve geldik 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Olduğuna göre diyor, kosinüs 245 ifadesinin n türünden değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Bakıyorum hemen şimdi. Hemen bakalım. 205. Şimdi dostum 205. Bu da 245. Yani 270'ten şöyle diyeyim. Kosinüs 245 demek. Kosinüs 270'ten kaç çıkacak dostum? 25 mi çıkacak? 25 çıkınca doğru mu söyledim? Evet, bu hale döndü. Peki 270 olunca isim değiştiriyordu. Sinüs
25 haline döndü bu. Bir de bölgesini kontrol edeyim şöyle kenarda. 270'ten bir açı çıkarttım, şuraya denk geldi. Ve burada kosinüslerimiz eksi olduğu için bu da eksi sinüs 25 oldu. Yani bize sorulan şey eksi sinüs 25'miş. Peki verilene bakalım. Tanjant 205'i vermiş. Tanjant 205. 205 dediğim açı 180 ile kaçın toplamıdır? 25'in. 180 artı 25'tir kardeşim. 180 olduğu için isim değiştirmeyecek. Tanjant 25 olacak yine bu. Bir de işaretini kontrol edelim bu keratanın. Tanjant 25 ise 180 artı 25'ten şu bölgeye denk geldi. Burada da eksi bölü eksiden artı geldi. Tanjant 25 demekmiş. Bu da n'miş arkadaşım. Hemen dik üçgenimi çizdim. Şu açı 25 derecelik açı olsun artık. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. N bölü 1. Pisagor yaptım. Burayı da 1 artı n karenin kare kökü buldum. Sinüs 25'i soruyordu. N bölü 1 artı n karenin kare kökü. Başında da eksi var. Eksi n bölü 1 artı n karenin kare kökü. Yani cevabım Ceyhan'daymış dedim dostlarım. Ve geldim 4 numaralı soruya. Kotanjant 70 A olmak üzere. Kotanjant 35 çarpı kotanjant 55 falan filan feşmekan diyor. Kotanjant 55 dostum hani hatırlayın toplamları 90 olduğunda birinin tanjantı birinin kotanjantına eşitti ya bak 55 ile 35'in toplamı 90. O halde bu aslında tanjant 35 demek. Ve kotanjant 35 ile tanjant 35'in çarpımı da 1 demekti dostlarım. Çarpılınca 1 oluyordu. Demek ki 2 artı 1'den 3 geldi yukarısı. Bölü. Şimdi kotanjant 200'ü konuşalım. Kotanjant 200. Hadi bir düşünelim onu. 270 eksi 70 demektir dostum. 270 olduğu için isim değiştirdi. Tanjant 70 demektir. Bir de bölgesini kontrol edelim. Şuradaki bölgeye denk düşüyor ki bu bölgede kotanjantlarımız artı olduğu için bu da artı geldi. Tanjant 70 oldu yani. Şurası 2 tane tanjant 70 artı. Şimdi 110'u bulalım. Neymiş o? Tanjant 110. Tanjant 110. 110 demek 90 artı 20 demektir dostlarım. 90 olduğu için isim değiştirecek kotanjant 20. 90'a birazcık açı ekledim. Şu bölgeye denk düştü ki bu bölgedeki tanjantlarımız eksi olduğu için eksi kotanjant 20 oldu burası. Yani eksi oldu kotanjant 20. Şimdi tanjant 70'i bulalım. Kotanjant 70 A ise tanjant 70 neydi? 1 bölü A. Şöyle oldu bakın. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü A eksi kotanjant 20 lazım bize. Kotanjant 20 yine tanjant 70'e eşittir değil mi dostum? Tanjant 70. Tanjant 70 de 1 bölü A'ydı. O halde bir de buraya 1 bölü A geldi. 3 bölü 2 tane 1 bölü A'dan bir tanesi çıkınca 1 bölü A kaldı. Takla attırdım. 3 çarpı A bölü 1'den 3A oluştu sorumuzun cevabı. Ve çevirdik. 36 yani son köşe taşımızdayız dostlar. Hadi bakalım burayı da bir iyice öğrenin arkadaşlarım. Ne diyormuş bir görelim. Şimdi y'yi 0 ile pi bölü 2 arasında yani 90 derece ile 0 arasında bir açı vermiş dar açı. X artı y'yi pi bölü 3 olduğunu söylemiş. Buna göre ifadesi nedir? Çok güzel bir soru tarzı arkadaşım. Bak şu parantezin içine bakın. Kat sayıları aynı yapmaya çalışın. 3x var. Bunu da ben şöyle yazsam olur mu diyorum. Tanjant 3x dursun da. Bunu da bak 3y artı y yazdım kardeşim. Yani şuradaki kat sayıları eşitledim. X artı y pi bölü 3 ya. 3 ile çarpın bunu. 3x artı 3y ne yapar bu durumda? 3 ile çarparsak pi bölü 3'ü pi yapar. Yani bakın şuraya ben artık pi yazabilirim. Yani benden istenen şey şu hale döndü. Tanjant pi artı y haline döndü kardeşim. Peki pi olduğu zaman isim değiştirmiyordu. Tanjant y'dir bu yine. Ama bir de bölgeyi kontrol edelim. Pi'nin üstüne y ekleyin diyor. Şu bölgeye denk düştü.
Sinüsle kosinüs eksi olduğu için eksi bölü eksiden de artı geldi. Tanjantımız o halde artı tanjant y isteniyormuş bizden, cevap Edirne. Geldik buna. Bak şimdi burada ne yapacağım? Katsayıları eşitleyeceğim. 6'ya küçük olan 6b 6a yazsak bunu şöyle olmaz mı? Sinüs a artı 6a artı 6b. Yani şu hale döndü. Sinüs a artı 6a artı 6b'de ne demek? Şuraya 6 ile çarparsam 180 oluyor değil mi? 6a ile 6b'nin toplamı 180. Yani pi. Demek ki benden sinüs pi artı a isteniyor. Yok, pi artı a verilmiş. Pardon, eksi 1 bölü 3 olarak verilmiş. Peki pi olduğu için isim değiştirmedi. Sinüs a eşittir eksi 1 bölü 3. İşaretine bakalım. Pi artı a buraya denk düşüyor. Burada da sinüslerimiz eksi olduğu için eksi sinüs a eksi 1 bölü 3'e eşit. İkisinin de eksisini sildim. Sinüs a 1 bölü 3 geldi. Bana neyi soruyor? Tanjant a'yı. Hemen dik üçgenimi çizdim. A burası olsun. Sinüs 1, hipotenüs 3. 9'dan 1 çıktı 8. 2 kök 2 de burası geldi. Tanjant a karşı bölü komşudan 1 bölü 2 kök 2. Cevabımız bu. Bunu da düzenleyelim. Kök 2 ile çarpalım. Hem payı hem paydayı. Kök 2 bölü 2 burası. 2 de buradan 4. Kök 2 bölü 4. Sorumuzun cevabı geldi Gobeller. Evet, biz de böylelikle 3 numaraya geçtik gönül rahatlığıyla. Bakalım ne diyor. Alfa ile beta'nın farkı 40 derecedir. Tanjant beta'yı verdim sana diyor. Buna göre bilmem ne bilmem ne. Önce şu kosinüslü ifadeyi düzenleyelim. Bak ne yapıyorduk? Kosinüs 9 alfa eksi 9 beta eksi beta diye yazdım bunu ben kardeşim. Eksi 10 beta'yı böyle ayırdım. Şimdi şurasını 9 ile çarparsam şu kısmı 9 alfadan 9 beta çıkınca 9 çarpı 40 360 geliyormuş. Demek ki bu adam neymiş? Kosinüs 360 eksi beta demekmiş aslında. 360 2 pi isim değiştirmeyecek. Yani yine kosinüs beta olacak. Bölgesine bakalım. 360'dan birazcık açı çıkarttım. Şu bölgeye denk geldi ve bu bölgedeki kosinüslerimiz artı olduğu için bu da artı kosinüs beta oldu. Bana sorulan kosinüs betaymış. Ben neyi biliyorum? Tanjant betayı biliyorum. Hemen dik üçgen çizdim. Beta. Tanjant 3'e 4. Hipotenüs 5 oldu. Kosinüsümüz neydi? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 geldi. Sorumun cevabı Edirne'deymiş dedim Gobeller. Haydi bakalım bu ünitemizin son köşe taşının son sorusu. Şimdi ne yapacağız? 4x 5y diyor ya. 4 parantezinde yazarsak bunu sinüs 4x artı 4y artı y eşittir m. 4 ile çarparsam bunu pi gelir. Şurası pi'miş. Yani sinüs pi artı y oldu eşittir m. Pi olduğu için isim değiştirmeyecek. Yine sinüs y olacak eşittir m. Peki bölgesini kontrol edelim. Pi artı dediği zaman şuraya denk düştü. Buradaki sinüslerimiz eksi olduğu için eksi sinüs y eşittir m. Yani sinüs y eşittir eksi m. Tamam, bu dursun. Geldik şuna. 6x artı 6y artı y diye yazacağım bunu da arkadaşlarım. Yani şöyle. Tanjant 6x artı 6y artı y diye yazdım. 6 ile çarparsak bunu da 6 pi bölü 4 yani 3 pi bölü 2 270 gelir. Tanjant 270 artı y çıktı burası da dostlar. Peki 270 olunca ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu. Kotanjant y oldu. Ama bir de bölgesini kontrol edelim. 270'e biraz açı eklersem 4. bölgeye denk düşer. 4. bölgede de kosinüsler artı sinüsler eksi olduğu için bu eksi olur. Eksi kotanjant y'yi soruyor bize. Hadi şimdi bir şey çizelim. Dik üçgenimizi çizelim kardeşlerim. Y açısı şurası olsun. Çünkü sinüs y'yi biliyorum. M'e 1 diye. Pisagor bağıntısından 1 eksi m kare geldi burası. Kotanjant soruyor. Komşu bölü hipotenüsten kök içinde 1 eksi m kare bölü m geldi diyebiliriz. Sorumuzun cevabı. Tabii ki bu eksi var ama sinüste de eksi olduğu için bu aslında eksi m. İşte eksi m'i de buraya yazdım. Artıya döndü falan filan muhabbetinden.
şu çıktı, yani Bursa çıktı sorumuzun cevabı diyebiliriz. Evet Kobeller, yorulduk iyice. Hadi bakalım, burada durduk. Şimdi birazdan tarama testlerini çözmeye başlayacağım Kobeller. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.